Mart'ta tüm Türkiye'de az önce belirttiğim gibi iş bırakma kararı aldık. Türk Sağlık Sen Edirne Şube Başkanı Alim Kanpolat, Edirne Televizyonu'nun ziyaretinde yaptığı açıklamada 13 Mart Cuma günü sağlık çalışanları olarak iş bırakma eylemi yapacaklarını dile getirip, o gün halkımızın da yanımızda olmasını talep ediyoruz dedi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının had safhaya çıktığı bu süreçte 14 Mart Tıp Bayramı'na daha hep birlikte ulaştık. Sağlık çalışanları bu süreçte performansa dayalı sistemle hasta sayısının neredeyse 10 misline arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanları ciddi bir yıpranma süreciyle karşı karşıya kaldı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını had safhaya çıktığını belirten Kanpolat, Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tüm sağlık çalışanlarının haklarına kavuşmaları için 13 Mart Cuma günü iş bırakma kararı aldı. 13 Mart günü tüm sağlık çalışanları iş bırakacak dedi. Hemşirelerimiz, ebelerimiz, laboratuvar teknisyenleri, röntgen teknisyenlerimiz gecesini gündüzüne katarak ayda 6-7 tane nöbet tutarak çoluğundan çocuğundan ayrı kalıyorlar. Arkadaşlarımızın ne bayramı, ne yılbaşısı, ne cumartesi, pazarı olmadan gecesini gündüzüne katarak mücadele ortaya koyuyor. Bu noktada Türk Sağlık Sen Genel Merkezimiz 13 Mart'ta tüm Türkiye'de kamu çalışanlarının, özellikle sağlık çalışanlarını, çalışanların haklarına kavuşması için bir eylemlik süreci başlattı. O gün tüm Türkiye'de sağlık çalışanları iş bırakacak. Basın açıklamaları gerçekleştireceğiz ve Sayın Sağlık Bakanımızdan sağlık çalışanlarının haklı sesini duymasını talep edeceğiz. Kanpolat, sağlık çalışanlarının aldıkları döner sermayelerin emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini talep edeceklerini, çünkü emekli olduklarında çok düşük maaş alacaklarını ifade etti. Emekli olamamaktadırlar. Biz bu süreçte Sağlık Bakanımızdan döner sermayelerimizin emekliye yansıtılmasını talep edeceğiz. Çünkü sağlık çalışan arkadaşlarımız emekli olduklarında çok düşük ücret aldıkları için emekli olamamaktadırlar. Bugün itibariyle 1400-1500 lira gibi bir emekli maaşıyla emekli oluyorlar. Ama diğer kamu çalışanlara baktığında döner sermayelerin emekli yansıtılmamasından dolayı sağlık çalışanlarının döner sermayesi yansıtılmıyor ve emekliye de düşük bağlanıyor. Tüm kamu çalışanlarının maaşlarının ciddi şekilde arttırıldığını, ancak sağlıkçıların maaşlarının 6 yıldır arttırılmadığını savunan Sağlık Sen Edirne Şube Başkanı, 13 Mart'ta tüm Türkiye'de iş bırakma kararı aldık. Bizler 13 Mart günü basın açıklamamızı gerçekleştirerek haklı talebimizi ortaya koyacağız. Tüm halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum dedi. Fiili yıpranma payını Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan da o zaman bir yıl önce dediler ki yıpranma payı vereceğiz dediler sağlık çalışanlarına. Biz bu yıpranma payının bir an önce sağlık çalışanlarına, Sayın Bakanımızın olaya ciddi bir şekilde el atarak bir an önce tüm sağlık çalışanlarına buna eşit bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Sağlık personeli hastanelerde az önce söylediğim gibi çok ciddi bir çalışma ortaya koydu. Tüm kamu çalışanlarının maaşlarının ciddi bir şekilde arttırıldığı süreçte sağlık çalışanlarının maaşları yaklaşık 6 yıldan beri arttırılmadı. Biz bu döner sermayelerimizin arttırılmasını istiyoruz. Tüm hastanelerde arkadaşlarımızı dolaşıyoruz, onlarla paylaşıyoruz. Ve onların çok ciddi bir yıpranmışlık ve psikolojik açıdan bir sendrom halinde olduklarını görüyoruz. Ve bu süreçte döner sermayelerimizin arttırılmasını talep ediyoruz. Diğer bir konu da nöbet ücretlerimiz hastanelerde çok düşük. 4.40 lira bir saatlik nöbet ücreti. 8 saatin karşılığında da arkadaşlarımız hiçbir şeyi alamıyorlar. Bu nöbet ücretlerinin de ciddi bir ücrete çıkartılmasını talep etmekteyiz. Bu noktada 13 Mart'ta tüm Türkiye'de az önce belirttiğim gibi iş bırakma kararı aldık. Halkımızın, sağlık çalışanlarının o gün yanlarında olmasını talep ediyoruz. Cuma günü halkımız hastanelere gelmesinler ve bizler orada arkadaşlarımızla birlikte basın açıklamalarımızı gerçekleştirerek haklı talebimizi ortaya koyacağız. Şimdiden tüm halkımıza bizim yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.